Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eğlenceli saklambaç oyunu Witch It'in ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu bu bir ilk izlenim videosu sayılmaz çünkü canlı yayınlarımızda sıklıkla Witch It oynuyoruz. Babuşlar, konumuz şu şekilde: cadılar var ve bir de korsanlar var. Korsanlar cadıları avlıyorlar ve cadılar da etraftaki nesnelere dönüşerek saklanıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tabii ki cadıların tek özelliği bu değil. Cadıların da kullanabildiği, kendilerini savunabildiği skilleri mevcut. Misal bir korsana büyülü mantar atıp o korsanın böyle sağa sola yalpalanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da sizin için çalışan yaratıklar var. O yaratıkları korsanın üzerine salıp kısa süreli bir panik yaşatabiliyorsunuz. Cadıların da kendini savunma sistemi mevcut elbette. Şimdi dilerseniz önce koleksiyon kısmından size avcımı göstereyim. Avcı beyefendim, bu şekilde efendim. Yani korsanımız bıngıl bıngıl, bir yağ deposu, her tarafı sallanıyor yağdan. Gerçekten çok komik bir görüntü çıkıyor ortaya. Ve bir de tavşancığı var yanında. Umarım o tavşancık bizim korsanımıza uğur getirir. Cadımızsa şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz bir paspasa binen mavi renkli böyle sevimsiz bir cadı. Daha sevimlisini görmedim bu arada. Oyunda sevimlisi var mı bilmiyorum. Az önce oyuna girdiğimde yağma partisi sekmesinden bir sandık alabildiğimi gördüm. Şimdi dilerseniz sandığı açalım. Belki efsanevi bir kostüm çıkar, bir şey falan çıkar. Sonrasında oyuna geçiş yapalım. Bir yüz ve bir asa çıktı galiba. Güzel. Daha fazla hazine avı gerçekleştirebiliyoruz. Şu an benim kameramdan göremiyor olabilirsiniz. Parşömen ve kristali birleştirip sandık halde ediyoruz. Pekala, bir 4-5 tane sandık açalım. Oo, bak var ya, şu korsan bandını beğendim. Korsan bandını beğendim. Muhtemelen kullanacağım arkadaşlar. Şu hazine sandıklarını oluşturalım, açalım. Sonrasında oyuna girelim. Oynanış inanılmaz derecede eğlenceli bu arada. Haberiniz olsun. Yani sıkıcı bir tarafı yok. Oo, bu süpürge de çok hoşuma gitti. Ve sanırım cadıya yeni yüz modeli geldi. Pekala. Sandık oluştur. Bir sandık açma daha hakkım var. Oo, kaptan kostümü. Tamam, çok iyi, çok iyi. Hemen bir hazine sandığı daha oluşturabilirsek. Bak, kaptan kostümünü beğendim. Göz bandını beğendim. Hoşuma giden detaylar var açıkçası. O hoşuma giden detayları kullanacağım. Oo, korsan şapkası. Tamam, korsan şapkasını da kullanırız. Şimdi şuradan bir avcımızı özelleştirelim abi. Göz bandı. Baba bak, göz bandına güzel gider. Çok nadir bulunan kaptan şeyi. Oo, bak bak bak. Göbeğin dalgalanışında bile asalet var ha. Göbeğin dalgalanışı bile güzel. Ve şu ördek şapkası ya da şu miğfer yerine korsan şapkası. Bak. Şimdi tam bir korsan olduk işte. Şimdi tam bir korsan olduk. Tuhaf mı? Çok nadir. Sanırım tuhaf aralarındaki en nadiri. Tamam. Aralarında en nadir olanını giyelim. Güzel kıyafetler bulmuşuz kendimize. Güzel. Cadımızı da özelleştirelim. Evet, bu şekilde daha tipsiz oldu. Bu ne yahu? Çok nadir. Promo. Ha, oyunu satın aldığım için verilen bir şey galiba bu. O zaman şuradaki çok nadir ahtapot şeysini kullanalım. Cadılar uçabiliyor bu arada. Belli bir yerden başka bir noktaya ilerlerken genelde uçma yeteneklerini kullanıyorlar. Şimdi dilerseniz oyunumuza geçiş yapalım. Sunucu listesini bir arayalım öncelikle. Sunucu listesinde pingi düşük güzel oyunlar var mı diye. Bak, şuradaki çok çok güzele benziyor. Babuşlar, bu arada videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdi ben size oyunu birazcık daha detaylı anlatayım. Efendim, bakınız, korsanları görmektesiniz. Korsanların kullandığı belli başlı skiller var. Bakın, misal tavuk atlı ve tavuk burada bas bas bağırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada birileri cadı demek. Muhtemelen o cadı şu tablonun arkasındaki karides olabilir. Belki şuradaki şişe olabilir. Yani tavuk burada bas bas bağırıyor. Şu an eleman gizleniyor. Belki de arkasına gizlenen saksıdır. Ben de tam bilemiyorum. İki tane korsan burayı duman ediyorlar. İlla ki bulacaklardır o cadı arkadaşı. Ama cadı arkadaş hakikaten iyi gizlenmiş. Cadıların kullandığı skiller var bu arada. Yani hem kendini korumak için kullandığı skiller, hem de
korsanları sinir etmek için çıkardıkları sesler falan var. Harita her oyunun sonunda değişiyor ve kullanılabilecek gerçekten çok alan var. Ama dayı sen benim psikolojimi bozdun ya. Abi sen benim psikolojimi bozdun ya. Neden ya? Neden abi ben neden bu manzarayı görmek zorundayım dayı? Psikolojimi felaket derecede bozdun kardeşim. Customize seçenekleri çok şey. Bak misal en güzel saklanma taktiklerinden biri burada bir yerde elmasa dönüşüp saklanmak. Ama tabii ki tavuk kullandıklarından dolayı tavuk yerinizi belli edebilir. Ben genelde şeyi tercih ediyorum. Küçük bir nesneye dönüşüp haritanın köşelerinde gizlenmeyi tercih ediyorum. Ki iki tane cadı ki birinin 400 pingi var. Adam 400 pinge rağmen saklanmayı başarmış usta. 400 pingle saklanan cadıya da ben saygı duyarım. Gerçekten. 400 pingle saklanmak kolay iş mi? Şimdi oyunumuza bir giriş yapalım. Biz de saklanalım. Ya cadı olacağız ya avcı olacağız. Avcı olursak pek bir şey yapamayabilirim ama cadı olursak iyidir. Bu arada buradan oyuna girdiğiniz zamanki seçeneklerinizi de seçiyorsunuz. Skill'lerinizi de seçiyorsunuz. Bu arada bunların hepsi sizde açık olmayacak. Oyun Steam'de yaklaşık şu an indirimde 15 TL. Aha cadı olmayı başardık güzel. Nereye saklanalım biliyor musunuz? Hazine sandıkları falan vardı bir yerlerde. Ay! Ay! Tamam buraya kadar iyi geldik. Buraya kadar iyi geldik. Süpürgemize kuvvet. Kemiğe vururlar hocam. Kemiğe vururlar ya. La dur la 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 la. 4 saniye sonra korsanlar salınacak dışarı. Allah'ım. Allah'ım saklanamadım. Saklanamadım dayı. Saklanamadım. O kadar pis sırıtıyoruz ki burada. Aklın şaşar. O kadar pis sırıtıyoruz ki şu an. Eyvah. Arkadaşlar haritanın sonundaki gariban bir kemiğiz. Yakalarlarsa var ya. Yakalarlarsa başımıza çok kötü şeyler gelir. Çok kötü şeyler dedim bizi de avcıya çevirirler. Buraları araştırırlar ya. Buraları araştırırlar ya. Şu an hazır şey sayısı azken. Avcı sayısı azken bir şurada elmasa melmasa dönüşelim. Bu da çok büyük bir elmas be hocam. Abi bak birileri buraya zıplıyor. Ne olur sonun bu kadar çabuk gelmesin be. İyi güldük ha. Bu gülüşü bu arada etrafınızdaki avcılar duyuyor ve sizi avlamaya geliyorlar sevgili arkadaşlar. Koltuğun altına saklandığım çok belli oluyor ya. Kasanın arkasına saklansam. Yok abi kasanın arkasında da çok belliyiz ya. Eyvah. Eyvah. Eyvah geldi buraya beyler. Ulan direkt mi buldum be? Direkt mi buldum be? Birader yani orada her şeyi kontrol etmek neyin nesi ya? Niye orada her şeyi kontrol edersin ki? Bu görmüş olduğunuz alet etraftaki cadıları ortaya çıkmasını sağlıyor etraftaki cadıların. Oo orada başka bir şey dönüştü o. Sandığı kaçırmayın. Evet be. Evet be. Oley be. Bir elemanı daha yakalamayı başardık. Bu arada cadıların kopyalama şeyi de var. Kopyalama skili de var. Yani kendilerini korumak amacıyla başka bir nesneyi klonlayıp onu cadı gibi gösterebilirler. Bu arada ben bu haritayı az biraz biliyorum. Burada sadece 6 tane şeye yer var. 6 tane bıçağa yer var. Bıçak sayısı 7 ise bıçaklardan biri jort demektir. Ama sanki şey sayısı fazla gibi biraz. Varil sayısı fazla gibi. Yok yok. Burada da kimsecikler yok.
Buralar temiz. Şurası da o kadar doğal duruyor ki. Evet, bizimkilerden biri cadıları yakalamayı başardı. Ama puanını almadı herhalde arkadaş. Ben de bilmiyorum. Ya da herkes puanını mı alıyor? Ne yapıyor? En fazla puanı toplayabilmek için. Geminin içine bir girelim bakalım. Belki gemilerde saklanmıştır elemanlar. Bu arada sağ klikte kanca skilliniz var. O kanca skill yardımıyla istediğiniz yere tutunup gidebiliyorsunuz. Son 3 saniye bu arada. Muhtemelen kazandı cadılar. Aynen. 3 tane cadı sağ kalmayı başarmış arkadaşlar. Cadılar kazandı. Biz maalesef saklanma konusunda o kadar usta olamadık. Bu arada her oyunun sonunda kazanınız doluyor. Bu kazan tamamen dolduğunda size belli bir miktar ödül veriyor ve seviye almak için de aşağıda gördüğünüz bar doluyor. Aynı haritada mı oynayacağız? Haritada değişiklik falan yapılmıyor mu? Galiba yapılmıyor. Hadi birkaç el atalım bu kadar adam bulmuşken. Oyuncusu falan da var yani. Oynarken de sıkıntı yaşamazsanız, ulan oyuncu buldu mu etti mi şeklinde. Bir an var ya, mikrofonum kapalı zannettim. Nasıl çekindim, nasıl çekindim biliyor musun? Bir an mikrofonum kapalı sandım. Şimdi buralara ilerleyip bir top güllesi falan mı olsak, ama etrafta saklanması da çok zor hocam. Yani şurada bir ekmek falan olalım diyeceğim ama gülmeyin lan. Şurada bir ekmek falan olalım diyeceğim ama buralara da yani çok büyük skiller atıyorlar abi. Ve işin kötü yanı, o kadar fazla süremiz yok maalesef. Çünkü bir an evvel dönüşmemiz lazım. Peynir mi olacaksın ablacığım? Ben de yarım ekmek olacağım ya. Ama vururlar abi buraya. Bak, buraya garanti vururlar hocam. Buraya garanti vururlar. Şu an saklanmamız gerekiyor. Bardak ol. Eyvallah. Buralarda bir yerdeyse elemana skill atıp o elemanı buradan şey yapmamız lazım. Buradan kaçırmamız lazım. Bak, mantar falan atıyorlar. O mantar kafalarını güzelleştiriyor. Adamlar tepeye çıkıyor şu an. Kuş bakışı iş yapıyorlar. Yani bir yerde bozuk bir nesne var mı? Bir yerin düzeni bozuk mu? Ya düzeni bozuk olan şeye dalıyorlar, ya da arıyorlar. Yani kullandığı skilleri var, o kullandığı skilleriyle arıyorlar. Yalnız ben şu an pek bir şey göremiyorum. Ve açıkçası konum itibariyle de korkuyorum. Likör şişesi olup yatağın altına girmeyi denedim ama yatağın altına sığamıyoruz beyler. Oğlum şuraya kimse bakmaz lan. Ya gelip yatağın içine kadar girmez yani. Birisi de ayı gibi bir skill atmazsa burada ölmeyiz diye tahmin ediyorum. Kapının arkasına bakmayı akıl ederler mi ya, merdivenin altına bakmayı? Ya zannetmiyorum yani, etrafta çok fazla nesne var abi. Merdivenin kenarına bir şey atmazlar. Bak, şuradaki yemek alanı falan tehlikeli. Bak, yukarıda birileri var yukarıda. Biraz alay edelim de burada şey yapsın. Gerçi tavuk atarsa tavuk benim yeri ispiyonlayabilir abi. Bak, burada birileri geldi buraya. Bak 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 bak. Ulan, güzel yerdeyiz ha. Şş, Kamil'i bir delirtelim mi Kamil'i? Ya ses kasıyorsa? Kamil! Yalnız kaşınıyoruz var ya. Harbiden kaşınıyoruz ha. İyi iyi, tamam. Güzel mekan bulduk abi. Güzel yer bulduk. Biz burada saklanırız dayı. Biz burada saklanırız, 10 numarada puan yaparız ha. Geminin kenarında tavuk ötüyor.
Birazcık alay edelim de. Daha çok fazla cadı var ya. Bu el avcılar tırt galiba. Yani baksana 4 tane avcı var. Çok fazla cadı var hocam. Çıldırıyor galiba. Çıldırıyor galiba. Son 30 saniye biraz sessiz olalım mı? Yakalanmak istemiyorum çünkü. Ama dediğim gibi bak yani burada çaktırmayacak bir yere geçmezsen işin iş hocam. Yani kalabalıkta gizlenmek diye bir şey yok. Kalabalığa muhakkak alan skill'i kullanıyorlar ve bir şekilde belli oluyorsun yani. Kaçman gerekiyor falan. Bak 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 bak. Bak 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 çılgına bak nasıl tarıyor çılgın. Dur lan yerimizden çıkmayalım da öğrenmesin. Öğrenmesinler mekanı. Buraya geçer geçer pusarız baba. Şimdi kazanan taraftayız. Kazanan tarafta olduğumuz için daha fazla tecrübe puanı alacağız. Zafer bonusuyla beraber. Ve kazanı doldurduğumuzda da bir ödül almayı başaracağız. Şimdi bizim bir oyun daha kazanmamız lazım. Ki videoda da belli başlı güzel yerleri göstermiş oldum açıkçası. Harbiden o merdiven altı çok güzel hocam. Yani direkt o geminin merdiven altına saklanılabilir. Gerçi bu videodan sonra oyun oynayanlar varsa daha rahat deşifre olursunuz ama. Yok abi baksana hiç belli olmuyorsun ya. Şurada. Yani çok çok dikkatli bir oyuncu olması gerekiyor yani. O kadar rahat belli olabilmesi için. Yani alana böyle dışarı bir yere saklanmaktansa bak ben yine aynı yere saklanıp birimi alacağım hocam. Ben yine aynı yere saklanıp birimi alacağım. Yani böyle çok fazla dikkat çeken bir yere saklanmaktansa ya da alan hasarı vurabilecekleri bir yere saklanmaktansa bu çok daha iyi. Kardeş merhaba. Ben de ufak bir elmasa dönüşeyim. Ama bir saniye benim yerime gitmem lazım. Daha az belli oluyoruz değil mi? Yani şişeden daha iyidir be abi. Ulan inşallah kırmızı kırmızı parlamıyoruzdur be. Umarım bu taktik tutar. Umarım bu taktik tutar. Yani bu taktik tutarsa tamam eyvallah. Ben bu haritada mekanımı buldum. Yani şu an yakıt görünümündeyiz ama bir mücevherat görünümüne bürünüp merdivenin altına sığınıp oyunu kazanmamız mümkün müdür acaba? Ben de bunun merakı içerisindeyim efendim. Oyun gerçekten eğlenceli yani. Şahsen ben oynarken keyif alıyorum. Bir de dediğim gibi bak sağ altta görüyorsunuz Q skill'i falan var. Şş, buraya gelme lan. Hiç mi ses duymuyorsun ya? Bu kattayım. O kadar fazla ses verdim ki. Bu arada ses verdiğimde yerim 10 saniyeliğine falan belli oluyor olabilir. Bak işin o kısmını hiç bilmiyorum. 10 saniyeliğine böyle dangalak gibi etrafında kırmızı bir halka falan çıkıyorsa. Gerçi çıksa öteki eleman yakalardı muhtemelen ya. Beyler çok rahat win alabileceğimiz bir yere geçtik ya. Harbiden. Oha. Çok kötü olaylar yaşanıyor galiba. Merdiven altı iyidir be abi. Çok çığlık atmayalım bak. Bu sefer avcılar birazcık daha iyi gibi. Baksana. Son 3 kişi kalmışız lan. Son 3 kişi abi saklanmaktan başka çare yok. O tavuk ötmeye devam ederse yalnız benim işim iş. Ve maalesef buradan çok fazla şüphelenecekler. Çünkü tavuk sürekli sinyal yollayıp duracak. Belki hedef şaşırtmış falan olur bilmiyorum ama.
Ya yukarıdan bir yerden ötüyorsa, çünkü şimdi geminin başından geminin alt kısmına ötüyorsa, mesela biz güvertenin altındayız şu anda. Güverteden ötüyorsa burayı bulmaları çok zor. Yani güvertede alarken çıldırır kamiller. Yapma be, yapma be. Yani ulan güzel değere tutunmuştuk aslında ya. Vallahi güzel değer bulmuştuk aslında, ama o tavuklar var ya, o tavuklar, o tavuklar. Adamın iflahını kesiyorlar ya. Yok, buradaki varillere falan şey yapmazlar ya. Buradaki varillere falan kimse girmez abi. Çok amatör olması lazım buradaki varillere girmesi için. Büyük nesneye dönüşmek zaten komple intihar. Küçük nesneye dönüşüp fark edilmemeyi beklemek en güzel kararlardan biri. Ama bizi son anda yakaladılar ya. O tavuk var ya, o tavuk. İşi bozdu o tavuk ya. O tavuk bozdu tüm işi. Yani saklanacak başka bir yer bulmamız lazım artık. Oyunlarda saklanacak başka bir yer bulmamız lazım. Ve babuşlar, bu da bizim videomuzun sonu olsun. Tüh lan, kazan kaynamadı. Keşke kazan kaynayaydı da bir ödül müdül bir şeyler alaydık. Neyse, sağlık olsun. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.